Bir O şey yüzden soracağım. saha içi. Böyle yorumları da oldukça fazla duydum bu özellikle son 2 günde. Elbette hani bu maç sonrası olan tartışmalara tekrar geri döneceğiz. Yani hala işte hani Ali Koç'un sahaya inmesi, statta bile yokken gelmesi. Şöyle bir durum var. Hani şimdi Ali Koç deyince bir Fenerbahçeli olarak hani ben de işte evet, mensubu olduğu ailenin bir bireyi işte çok hani tırnak içinde hani elegan okumuş medeni ama yani söz konusu futbol olduğunda erkekler ne olursa olsun bu durumun dışına mı çıkıyorlar? Bu bir. İkincisi, Fenerbahçe'nin buradan puan almış olması aslında Aziz Yıldırım'ın da adaylığını koyduğu bir dönemeçte böyle bir rekabet varken Ali Koç'un elini güçlendiren bir şey midir? Ne olacak bu Fener'in hali? Ya ben Fenerbahçe'nin aldığı galibiyeti başkanlık seçiminde Ali Koç'u güçlü kılacağını düşünmüyorum. Şampiyon Yani sırf olursa? yok gene olmaz. Çok büyük rakip var karşısında abi. Ya Fenerbahçe tarihinin en büyük başkanı var karşısında. Şampiyon olsa dahi dönüp 6 seneyi sorarlar hesap. Yani son günlerimi Ali Koç'un diyorsun. O yüzden Ben mi öyle futbol? hissediyorum. Ben gerçi benim söylediklerim de hiçbir yere çıkmıyor. Ali Koç buradan bana şey de yapabilir, destek olabilir. Şampiyon şey başkanını garantilemek için. Benim söylediğim çıkmıyor mesela. O yüzden. Ama ben Ali Koç'la ilgili şunu söylemek istiyorum. Şimdi Ali Koç Fenerbahçe başkanlığına gelmeden önce sokaktan birilerine sorsak işte Avrupa'da, yurt dışında okumuş, elegans, yani çok kültürlü, Çok beyefendi. çok beyefendi, örnek gösterilen biri. Ama ne olduysa artık öfke kontrolünü mü kaybetti ya da artık psikolojisi iyice ne harap olduğu için mi saha içerisinde yöneticisinin gırtlağına yapışan bir Ali Koç durumuna döndü. Tam onu Ben soracaktım. açıkçası buna üzülüyorum. Ben açıkçası yani bizim gençken o ne kadar karizmatik bir adam işte şirket yönetiyor. Müthiş İngilizcesi, yabancı dilleri var. Kendini çok iyi ifade ediyor. Yakışıklı, karizmatik, örnek aldığımız bir insan. Ben açıkçası diyorum ki ya nasıl bu hale geldi? Ben üzülüyorum yani. Nasıl olabiliyor da bu hale gelebiliyor? Çünkü gerçekten örnek alınan bir insanken saha içerisinde kendi yöneticisinin gırtlağına yapışacak kadar psikolojisi belki de şu aralar iyi değil ve öfke kontrolünü sağlayamıyor. Bir taraftan da çok baskı da tabii ki. Ya şeyi söylüyoruz ya biz hep özellikle siyasilerde hani o iyi de çevresi kötü diye böyle bir artık algı söz konusu oluyor. Hani ya yok mu bunların bir danışmanları yani böyle laf edilir mi böyle hareket yapılır mı işte kimse bu konuda onları uyarmıyor mu işte gibi gibi bir sürü yorumlar yapılıyor. Şimdi bu adamın da yani Ali Koç'un da ya da diğer futbol takımlarının başkanlarının da birer böyle danışmanları onları yönlendiren insanlar yok mudur? Yani hani o sahaya ya efendim yani hani sahaya gideceksiniz ama falan gibi. Ya Yoksa şimdi herkes olduğu gibi mecbur o siyasetteki işte susma ve korku durumu her yere mi yansımış durumda aslında? Yani ya kimse uyarmıyor mu ya bunları? Kimse demiyor mu? muhtemelen uyaran vardır ama işte Valla 15 kişi, 20 kişi gayet çatır çatır yazıyor. Her şeyi de yazıyorlar. İşte bırak ya söylediklerine küpem bile iyi olmamışa kadar devam ettiren durum söz konusu yani. bana Kardeşim bak. yıllardır şişman yazıyorlar. Ben kilo verdim, yıllardır şişman yazıyorlar. Yeter artık. Bizim Lütfen. de Bu konuyu burada konuşalım ya. Lütfen yani. Olmaz böyle. Özge'cim, bak şimdi şöyle bir şey var. Biz millet olarak kraldan çok kralcıyız hikayesi var ya. Hani tebaa olmaya o kadar alışık bir milletiz ki padişahlıktan gelen bir alışkanlık bu. Başkan dediğin işte geçen yayında konuşmuştuk. Tonguç söyledi ya. Yani bir kulübün başkanı olan adam hani o imparatorluğun başındaki imparatora dönüşüyor.
Ünal Aysal'dan bahsetmişti. İşte kim tanır Ünal Aysal'ı başkan olması demişti Tonguç. Hakikaten öyle. Şimdi Ali Koç çok önemli, çok değerli bir iş dünyasında ama Koç ailesinin bir ferdi. Şimdi Ali Koç'un oğlu var mesela. O da Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası maçında sahaya fırlayıp oyuncularla basketbol beraber maçında. Her basketbol maçında. Mesela kavgaya karışmış. Şimdi muhtemelen babanın yönetemediği o psikolojik stresi hani oğula da yansımış. Zor. Ben onu şöyle algılıyorum. Aşırı fanatiklik devreye giriyor. Yanındaki hiçbir danışmanı dinlemeyip bir şalteri bence kapatıyor. Aşırı kimse, fanatiklik şalterini kimse açıyor. Kimse cesaret edemez. Tonguç bak şimdi şöyle bir gerçeklik de var. Şimdi Fenerbahçe Spor Kulübü'nde basın danışmanısın örnek veriyorum. Ya da işte bilmem neden sorumlu yöneticisin. Gittin dedin ki başkan aman dur yapma falan. Kendi yöneticisinin yakasına yapıştı. Adamcağız dönüp dedi ki ya beni mi buldun başkan dedi. Orada bile adama bir bakışı var. Seni buldum hani yarın ilişkini kestim. Ya bu adam oradan ekmek yiyor. Para kazanıyor. Hani birçoğu profesyonel. Ya sen daha iyi biliyorsun Tonguç. Kulüplerin içindeki basın sözcüleri, malzemeciler, efendime söyleyeyim yönetim kurulundaki adamlar gönülleri başka takımda ama profesyonelce bu işi yaptıkları için o takımın bir ferdi gibi görünüyorlar. Şimdi adam yakasına yapışılan adam bilmiyoruz. Belki hani içinde futbolcularda da var bu tabii de içinde adam Galatasaraylı, Fenerbahçeli değil, Trabzonlu, Beşiktaşlı ya da Konyaspor'u tutuyor. Geçtim. Şimdi bu adam orada ya başkanım dediğinde tak sözleşmesi feshedildi, gitti. Yok. Allah'tan yakasına yapıştığı Selahattin Baki'ydi. Nasıl Fenerbahçeli olduğu herkes tarafından ya bilmiyorum. Tamam biliniyor. Ben sadece örnekleme için söylüyorum. Selahattin Baki'nin özelinde söylemiyorum. Tabii ki orada bile gözü görmüyor. Yani hani gözü o kadar dönmüş ki artık uzun zamandır başarısız bir kulüp başkanı olarak lanse edilmesinin stresi, şampiyon olamadan. Şimdi bak diyorsun ki karşısında bir kral var. Yani Aziz Yıldırım geliyor. Fenerbahçe tarihinin en başarılı başkanı ringe geri dönüyor. Bu Mike Tyson'ın geri dönüşü gibi. Şimdi ister istemez önce olmayacağım dedi. Sonra başkan adayıyım dedi. Çünkü başarısızlıkla Fenerbahçe'ye veda etmek istemiyor. Geri döndüğünde en ciddi rakiple karşılaşıyor ve şampiyonluk gitmek üzere falan. Son maça şimdi taşıdı. Bir umut doğdu. Ya psikolojisinin allak bullak olduğunu o kadar eminim ki minicik bir şey oluyor evimizde. Kendimizi kaybediyoruz. Hani adam koca bir camianın başında. Bunu onu kötülemek adına da söylemiyorum. Kaldıramıyor falan demiyorum da. İşte dünya starları var ya. Britney Spears diye bir kadın var. Hani 80'lerin sonunda 90'larda Michael Jackson'larla falan dünyanın en büyük starıydı. Kadın bildiğiniz delirdi abi. Hani ailesi falan vasi bir şey yapıyorlar. Parasını kontrol etmek için falan. Yani çok çok zor işler. Gerçekten çok zor işler. Ben Ali Koç'un fanatikliği kolaylık versin ama bir yandan da çok çevresine de kolaylık versin. Çünkü şimdi işte önümde birkaç tane not var. Fenerbahçe stadına koşarak geri dönüyor. Ya geri dönüyor derken hiç gitmediği maça çünkü belki yenilgiyi o da düşünüyordu. Galip gelince koşuyor. Geçen hafta neyi eleştirmiştin Tonguç hatırlarsan? İsmail Kartal'ın saha içinde futbolcularını alıp işte onlarla motivasyon konuşması yapması. Hani ben hiç böyle bir şey görmedim. İlk defa görüyordum. Futbolcular da gülüyorlardı dedin. Bu hafta gene oldu aynı şey. Futbolcular iyi reaksiyon verdiler. Ama bu sefer de hiç görmediğimiz bir şey oldu. Başkan maçtan sonra rakip stada koşup sahanın içine girip hadi çocuklar eğleniyoruz dedi. Ve buradan çıkamazsın, dayak yiyeceksin dokunursan diye tehdit etti mesela stat sorumlusu. Galatasaray stat sorumlusunu. Orada kolluk güçleri var. Onları dinlemedi. Şimdi başka iddialar da var. Mesela Ali Koç silahlı adamlarla gelmiş. Şimdi Dursun Özbey'in mesela iddiası çok enteresan. Diyor ki terörist gibi diyor geldi statımızı bastı. Yanında silahlı adamlarla diyor ben orada olsaydım benim cesedimi çiğnemek zorunda kalırdı içeri girmek için. Aman aman kardeşim ne diyorsunuz siz ya? Cesedimi çiğnedi, silahlı geldi, terörist. Her birinde 22 tane adam bir topun peşinde koşup gol attığında sevinip hey yo hey yo yapıyoruz. Yani tamam hani ortada büyük paralar falan da var eyvallah da yani bilmiyorum ben mi algılayamıyorum bunu yani.
Bana mı çok şey geliyor? Ya altı üstü bu işte ya. 22 Evet, tane bir insan peşinde koşuyorlar ya. normal psikolojisi olan insanların sizin gibi tepki vermesi lazım zaten. Yani işte psikolojisi normal, akıl sağlığı yerinde olan insanların 22 tane adam topun peşinde konuşuyor. Hani gol atan oley diyor. Aman o şöyle oldu yaşasın bilmem ne falan diyor. Yani hani sen Galatasaraylısın, ben Fenerbahçeliyim, Taner işte Beşiktaşlı. Ben hatırlıyorum yani daha gençlik zamanlarımızda falan da işte bu önceden daha doğrusu bu kadar çok yozlaşmadan önce futbolda. Hani işte Galatasaray kazanırdı. Mesela benim bütün ailem Galatasaraylı. Bir tek Fenerbahçeli olan benim. Babam derdi, aa nasıl da şöyle yaptık. Hey gördün mü işte yenildin hadi falan. Şey, ne oldu işte Kanarya sustu mu falan diye. İşte ya da Galatasaray yenilir ne oldu aslanın kükremesi. Civcive mi döndü aslan falan derler mesela. İşte 2-3 seni roslarlar taşlarlar. Bir sen ondan sonra devam edersin yani. Yok cesedimi çiğnemen lazım, yok bilmem ne, yok kurşunlar, yok onlar, yok bunlar. Yani arkadaşlar ya bu çok çok fena bir yere doğru evriliyor gerçekten. Ay, Özgeciğim. bugün de büyük bir anne yaşıyor ben size söyleyeyim.